6 Ağustos haftası burç yorumumuza başlıyoruz. Tabii ki ilk önce tişörtümü şöyle tutuyorum. Sokak hayvanlarımıza, kedilerimize, köpeklerimize, kuşlarımıza bir tas su lütfen. Çünkü her canlının şu sıcakta suya ihtiyacı var. Eliniz kısmı içinizde varsa elinizde ekmeğini, etini de atın, kenarına koyun lütfen. Koç burçlarını neler bekliyor 6 Ağustos diyorsanız, koçlar radikal bir şekilde iyileştiler, parasal evrelerini toparlamaya başladılar. Daha yeni projeleri imza atma gibi fikirleri var. Onların ortaklı bir iş anlaşması daha planlı ve programlı gideceği bir nokta olacağı için koçlar aslında sistemi yavaş yavaş hayatın içerisine gerçekleştirmeye başlayacak. Evet, evli koç burçlarında da en büyük sorunumuz ne? Gereksizce ilişkinizin üstüne gidiyorsunuz ve anlamsızca kavga çıkartıyorsunuz. Biraz sakin alırsanız evliliğiniz, ilişkiniz daha verimliliğe girecek. Ve güven problemi yaşadığı için koç burçları, en büyük sorunu güven olduğu için devamlı tetikte yalan var mı diye araştırıyor. Bence doğru ilişkidesiniz, yalan yok. İlişki yaşamayan koçlar, evet, doğru aşka erken açtılar bana göre. Kaderlerindeki doğru insanı buluyorlar. Plan ve program yoluna giriş yapacaklar. Çocuk isteyen koç burçları için de Eylül, Ekim gibi gerçekten çocuk sevinci yaşanacak. Onlarda da boyun fıtığı ya da bel fıtığına dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 6 Ağustos, 5 Ağustos boğa burçlarını neler bekliyor diyorsunuz. Boğalarda inanılmaz derecede iştah kabardı. Devamlı yemeğe ihtiyacı duyuyorlar. Rica ediyorum biraz kilolarımıza dikkat edelim. Yaz ayındayız. Ağustos'un sıcağında kalbinize bir yerinize iner. Aman aman yeme gıdalarınıza dikkat edin. İş konusunda devletle ilgili beklediğiniz evrak, Allah kısmet ederse Eylül'ün ilk haftasında hanenizde büyük projelere imza atacaksınız. Yeni iş arayışı içerisinde olan boğalar için de çok iyi bir iş teklifi ve kendine iş kurmak isteyen boğa burçları için de Allah nasip ederse Eylül'ün ortaları doğru bir süreç olacak. Bekar boğalar, ben evlenmek istiyorum diyen boğalar da Ağustos'un bitimi doğru aşka yelken açıp evlilik yapacağı insanı bulmuş olacak. Peki boğa burçlarında en büyük takıntı ne var? Parasal takıntı var. Parayla ilgili kredi kartı ödemeler ya da borç istiyorsanız boğanın üstüne gitmeyin. Çünkü kurallı ve disiplinlidir. Gereksiz para harcamak istemiyor. Kendine ev almak istiyor. 5 Ağustos İkizler burcunu ne bekliyor diyorsanız, ikizler için inanılmaz derecede değişkenlikler, yenilikler, yeni anlaşmalar, yeni imzalar, yeni oluşumlar yaşanacak. O yüzden ikizlerin çok hızlı ve değişeceği, büyük işlere imza atacağı, hatta bu komple yeni bir sayfa açacağını görüyorum ikizlerde. Kariyerlerine odak ve konsantrasyon dediğimiz sürece giriş yaptılar. Çok iyi paralar kazanacaklar. Eylül'de kendilerine yapmak istediği farklı işler de var. Bunları yapacak. Eğitim niyeti olan ikizler burcumuz var. Doğru zamandasın. İlişki yaşamak isteyen ikizler için biraz daha sakin bir hafta yaşayabiliriz ama ona da sürpriz aşklar var ama sizde aldatma enerjisi girdi. Lütfen ikizler evliliğinize, ilişkinize sahip çıkın, aldatmayın diyorum. Çünkü sizin de son zamanlarda nefes alınmayla ilgili sıkıntılarınız ve uyku sorununuz olabilir. Dikkat diyorum. Evet, 6 Ağustos ikizlerden sonra yengeci neler bekliyor diyorsanız, yengeçte inanılmaz derecede sakin bir haftaya girdiler. Vücutlarını iyileştirdiler, enerjilerini toparladılar ve iki tane aile işe imza attılar ve sınavlar bitti. Devletle ilgili beklediği güzel bir sevincinin haberini bekliyorlar ve atama bekleyen yengeç burçları var. Olumluluk sürecine girecek. Yengeçlerde ilişki konusu biraz bu hafta biraz karışık bir döneme girebilir. 5 Ağustos sonrası biraz kararsızlıklar, geçmiş özlemi, yeni ilişkiye konsantrasyon problemleri olabilir. O yüzden yengeçlere diyorum ki sakin karar verin. Eylül'de daha iyi kısmetleriniz var, değerlendirebilirsiniz diyorum. Ailede sorun yaşayan yengeç burçları, anne baba kardeşler arasında miras yüzünden sorunlar ve parasal evrelerle ilgili sorunlar olabilir. Biraz daha alttan alırsanız her şey raylı ve sistemli şekilde yerine oturacak. Yengeçlerin en büyük sorunu ne biliyorsunuz ki? Her söylediğinizi doğru anlıyor ama kendi bildiğini okuyan bir yapısından dolayı kimse onu anlamıyormuş gibi tavırlar sergileyebilir. 5 Ağustos Aslan Burcu'nun neler bekliyor diyorsanız, aslanlar çok keyifli bir hafta. Yeni büyük imzalara imza attılar, büyük anlaşmalar yapıldı. Keyifli paraları hesaplıyorlar, kredi ödemeleri var, ev değişiklikleri yapıldı, yeni bir ev muradın oluştu. O yüzden ilişkisiyle ilgili de güzel bir tatil planı içerisinde. Yurt dışı ile ilgili yollar, pasaport, evrak, dosya uğraşmaları var. Ve devletle ilgili beklediği işler var, bunlar olumlu süreç olacak. O yüzden aslanların aslında ektik
çiftliklerine Eylül itibariyle verimliliğe doğru hareket sağlayacak. Ekim'de de paranın üstüne yatıp uyuyabilirsiniz. Yatın uyuyun aslanlar diyor. İlişkisiyle ilgili evet doğru ilişkiyi bulan aslanlarımız var. Onlar evlilik, eşya, ev taşıma, ev yenilenme gibi fikirleri var. Ama ilişkisiz aslanlarda da güzel değişimler, güzel ilişkilere başlama dönemi olacak. Onların bence en büyük sorunu anne ile zıtlaşmaları. Biraz anne ile olan diyalogları oturtursanız aslan burçları gerçekten verimliliğe ve aydınlığa kavuşacak. 5 Ağustos Başak burçları neler bekliyor diyorsanız Başaklarda da aslında dingin haftaya giriş yaptılar. Tatillerini yaptılar, geldiler. Çok yoğun evraklar, hesaplar, kitaplar, koşturmaca yönleriyle ilgili değişmesini istediği yöneticileriyle ilgili yükselme beklentileri var. Eylül'ün ortasına kadar bu da çözülmüş olacak. Başak burçları için onlarda da karın kilo almaya başladı. Karın yağlarınız var. O yüzden başaklar yeme ve pirinç, pilavı, makarna, ıvır zıvırı kenara, ekmeği kenara atıyorsunuz. Karında şişkinlikler, ödem oluşmaya başladı. Dikkat diyor. Evli Başak burçlarımızın da ev yenileme gibi niyetleri var. Hatta araç yenileme, ev yenileme büyük değişimler var. Hayırlı olacağını düşünüyorum ama bekar ve Başaklarda da güzel aşk yelken açtılar. Doğru eli buldular. Onlarda da ciddi süreçler olacak. Onları da belki kalp demeyelim ama mantar, ayak mantarı, vücutta belli mantar oluşumları olabilir. Dikkat diyorum. 5 Ağustos terazileri neler bekliyor diyorsanız terazilerde anne baba aile toplantılar yemekler sohbetler satılması gereken yer alınması gereken yer planları yapıldı ama onların da büyük mahkemesel ve boşanma olabilir mal mahkemeleri olabilir. Eylül ve Ekim onlar için daha yorucu olacak. O yüzden yazın Ağustos'un tadını şimdiden çıkartın. Yeni bir iş kurmak isteyen terazi burçlarımız var. Bunlar için sağlıklı ve hayırlı bir ay. Eylül'e kadar hepsini toparlayın. Çok iyi para kazanacaksınız. Özellikle eğitim ve kariyerinizle ilgili yapmak isteyen terazi burçlarımız var. Doğru dönemdesiniz. Yurt dışı plan olan terazilerimiz var. Hayırlı bir dönem aslında sizin için. Ama aşk isteyen teraziler için gerçekten aşk var. Sabırlı olursanız siz de enerjinizdeki insanı yakalayacaksınız. Evliliklerinde sorun yaşayan terazi burçlarda iyileşme hatta çocuk sevinci yaşanabilir. 5 Ağustos akrep burçlarını neler bekliyor diyorsanız akreplerde de aslında geçmiş komple kapandı ama borçlar, harçlar, ödemeler, işler ve onun verdiği bir sürü dosyalarla uğraştıkları için özel hayatı geride bıraktılar. Ev, ofis, iş, çalışan, çalıştırılan ya da yöneticileriyle ilgili kaoslu dönemle yüzleşme ve kendi netliklerine kavuşma dönemi olacak akrepler için. O yüzden akreplerin Ağustos bitiminde iş ve kariyer noktalarına odaklanmış, hatta yabancı dil eğitimi düşünen akrep burçlarımız var, dille ilgili kendilerini geliştirebilirler. Bu hayırlı olacak diyorum. Bekar akreplerin için de bu yılı bekleyin, bu yıl sonunda doğru insanınızı bulmuş olacaksınız. Evlenmek isteyen insanlar da Eylül'e kadar evlilik yapmış olacaklar. Hatta araç değişikliği niyeti olan akreplerimiz var. Yapabilirsiniz Eylül-Ekim itibariyle. Hayırlı olacağını diyorum. Sizin de gözle ilgili, uzağa görmeyle ilgili sıkıntılarınız ya da vücut yapılarınızda lekelenmeler olabilir. Dikkat diyoruz. 5 Ağustos yay burçlarını neler bekliyor diyorsanız yaylar aslında çok keyifli ve eğlenceli bir haftaya giriş yaptılar. Devamlı deniz, kum, güneş, doğa, bilmem ne derken işlerde beklenilen işlerle ilgili imzalar, haberler bekliyorlar. Ağustos'un 10'una kadar bu imzalar gerçekleşmiş olacak. Onlar da Ağustos 10 itibariyle çok yoğun bir iş temposuna giriş yapacaklar. Büyük anlaşma, büyük firmadan beklediğiniz evranız gelecek. Hatta devletle ilgili bekleyen, devlet ataması bekleyen yay burçlarımız için gerçekten güzel bir sevinç yaşanacak gözüküyor. Ailede hastalık olabilir, ufak bir ameliyat olabilir ama sonu aydınlık diyorum. Evliliğiyle ilgili sorun yaşayan yay burçlarında da güzel değişimler, hatta boşanma, ortak karar verip sonra tekrar bir bütünleşme dediğimiz süreç, ev alma gibi niyetimiz var. Bunu da yapabilirsiniz yay burçları. Çünkü sizin yatırım yılınız, yatırımla ilgili noktalarınız gayet ferah ve aydınlığa kavuşacağını söyleyebilirim. 5 Ağustos
Oğlak burçları neler bekliyor diyorsanız, oğlaklar için iş kariyerinden çok onların çok yorucu bir 2018 olduğu için dinlenmek, uyku ve uyku düzenleriniz çok bozuldu. Bazı işlerinizi evden çıkartıp yeni işler yapmak isteyen oğlak burçlarımız var. Hayırlı döneme giriş yapacaksınız. İşsiz olan oğlak burçlarımızda Eylül olmadan iş kapısı olacak ve hayırlı kapıya. Eğitim yapmak istiyor ve görevlerini farklı bölgelerde değiştirmek isteyen oğlaklar için de çok doğru bir karar vermeniz lazım. Şehir değişikliği, il değişikliği mi, yurt dışı değişikliği mi? Artık karar verin çünkü çok askıda kalmış olaylar var. Aşk isteyen oğlaklar biraz daha sabırlı olursanız kaderindeki insanı bulacaksınız. Ama evlilikle ilgili yenilenmesini istediğimiz çocuk ya da sevinç muradı olacak oğlaklar için. Ama oğlaklarda da arsa, arazi ya da verimlilik ve ileride kar, altın olabilir. Böyle yatırım düşüncesi var oğlak burçlarının. Hayırlı ve aydınlık olarak düşünüyorum dedim bile. 6 Ağustos kova burçlarını neler bekliyor diyorsanız, kovalar, ben her zaman diyorum en dahi burç yay, kova, balıklar biliyorsunuz ki herkes kendini kral zanneder ama krallı aslanlar da bir dahi. Kova burçlarının önlerinde çözmesi gereken yasal insanlar tarafından yaşadığı iş mahkemesi ya da işle ilgili sorunları var kova burçlarının. Bu aydan sonra mahkeme açacaklar, iş haklarını geri kazanmak isteyecekler. Bunların sevinci var ama işi ve yöneticileriyle ilgili yükselme bekleyen kova burçları için de biraz daha sabırlı olun. 1,5 ay içerisinde yükselmeniz gerçekleşmiş olacak. İlişki yaşamayan, ben aşksızım, aşksız su gibiyim diyen kova burçlarına size de aşk var ama mantığınız doğrultusunda ve siz vücut yapısına ve surat, diş ve göze çok önem verdiğiniz için herkese beğenmediğiniz gözüküyor. Herkese bir kulp takıyorsunuz. O yüzden doğru kısmetiniz var. Kulp takmazsanız mantığınıza çok uyacak bir insan var kovalar diyorum. Sizin de anne baba kabiri ya da hastalık ziyareti yapmanız gerekiyor büyüklerinizle ilgili. İhmal etmeyin. 5 Ağustos balık burçları neler bekliyor diyorsanız, balıklar aslında oluşturmak istediği büyük anlaşmalar var. Yeni işleriyle ilgili sevinç yaşanacak ve işinden memnun olmayan balık burçları var. Özellikle değiştirmek ve yeni anlaşma haber bekleyen balıklarımız için de Ağustos'un 10'una kadar bu haber gelmiş olacak. Yeni yere hayırlı olacağını söyleyebilirim. Ama şöyle bir şey var, biliyorsunuz balıkların özel hayatlarıyla ilgili ev değiştirme, yenileme, evlilik kararları verildi. 2018 ve 2019 onlar için çok yoğun bir tempo. Evde kaldığım balıklar diyen balık, kadın, erkek ayrımı yapmıyorum. Onlarda da aşk var ama onların Kasım, Aralık daha verimli süreci olacak. Ve eğitim yapmak isteyen balık burçlarımız var, kadın, erkek ayrımı yapmadan söylüyorum. Onların da kariyerleriyle alakalı hedeflediği bir sürü projeler var, bunlar gerçekleşecek. O yüzden balıklarda sağlık olarak belki dinlenmeye ihtiyaçları var. Çünkü yorucu bir yılı atlattılar. Verimli yıla girmek istiyorlar ve dinlenerek girmek istiyorlar. Hani yazlıkta denize girmek değil, havuza girmek değil. Yani dingin ve kafayı dinlemek, oyun oynamak, eğlenmek istiyorlar. Öyle diyebilirim. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Bizi takipte bırakmayın. Bizi yalnız bırakmayın. Sizleri hepinizi seviyoruz. Sevgiyle kalın.